Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar. Alemdeki tüm güzel insanlara, bizleri takip edenlere, herkese kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar dileklerimize gönderiyoruz. Yine geldik bir seçim dönemine daha. 2024 yerel seçim Yalvaç'ta heyecanlı geçiyor değerli dostlar. Buradan da tüm adaylarımıza başarılar dileklerimizi gönderelim. Ve yılın ilk programı aday adaylı sürecinde Bülent Bey'le bir program yapmıştık ama adaylar içerisinde ilk programda Gelecek Partisi Yalvaç Belediye Başkanı adayı Sayın Ali Osman Metin'le gerçekleştireceğiz. Bugün ilk programımızdayız. İnşallah böyle güzel, hoşgörülü bir şekilde seçim sürecimizde ilerler. Yalvaç'ımız da hak ettiği belediye başkanına kavuşmuş olur diyoruz. Bütün adaylarımıza başarılarımızı, dileklerimizi gönderelim. Gelecek Partisi Yalvaç Belediye Başkanı adayı Ali Osman Metin. Hoş geldiniz başkanım. Sizi tanıyalım öncelikle. Hoş bulduk Şahin Bey. Teşekkür ediyorum. Ben Ali Osman Metin. Yalvaç doğumluyum. Yalvaç'ın yerlisiyiz. Kaş Karı Mahallesi, Kaş Mahalleliyiz. Bizleri dilsizler olarak bilirler sülalemizi. Lise, ortaokul, ilkokul Yalvaç'ta tamamladım. Üniversiteyi 2004-2005 yılında burada devam ettim. Daha sonra belli sebeplerden dolayı üniversiteyi bırakmak zorunda kalmıştık. Üniversiteye şu an tekrar devam ediyorum. Şu an tabi bu sene biraz sıkıntı oldu ama bu seçimlerden dolayı inşallah tekrar devamını getireceğiz. Nasıl gidiyor? Yorucu mu? Ne hissediyorsunuz? Vallahi yorucu mu? Zevkli. Aslında daha şimdi yorulmaz. Şimdilikten yorulursak vallahi işimiz var o zaman Şahin Bey. Şimdi şu an için tabii öncelikle il genel meclisi Saadet Partisi ile bir ittifakımız oluştu. Onları çalışmalarını yapıyoruz kendileriyle. Belediye meclis üyelerimizi hazırlıyoruz. Projelerimizi hazırlıyoruz. Henüz sahaya inmedik. Onun için henüz daha yorulacak kısma geçmedik. Başkanım, Yalvaç'ta belediye başkanı adayı oldunuz. Neden? Ne eksik gördünüz? Sizi Yalvaç'ta rahatsız eden neydi bu geçtiğimiz yıllarda? Sizi adayla iten sebep neydi? Yani evet. Belki de uzun bir süre önce mi bu kararı aldınız? Yani mesela 1-2 yıl önce mi aldınız? Neydi bu sebep sizce başkanım? Yani bu sebep neydi? Şimdi 10 yıldırlı, 2 dönemdirli Yalvaç'ımızda çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Ve buna hepimiz şahidiz. Öncelikle altyapı ve asfalt yol çalışmalarımız problemleri oldu. Daha sonra içme suyuyla alakalı problemler yaşıyoruz. Hala daha yaşıyoruz bu konuda. Aslında bizim çok güzel kendi doğal suyumuz var. Yani Yalvaç'ımızın suyu musluktan kana kana içilebilen bir suydu. Ama maalesef şu an tüm Yalvaçlı'ya sağ olsun arkadaşlar hazır suyu alıştırdı, hazır suyu öğretti. Aslında biz hazır su nedir bilmezdik Yalvaç'ta. Yalvaç'ımızın suyu o kadar kaliteliydi. Ve buna benzer birçok sebepler. İşte işsizlik, iş istihdamı olmadığından dolayı verdiğimiz göçler gibi sebeplerden dolayı belediye başkan adayı olma kararı aldık bu konuda. Yani size aslında bu problemler aday olmaya hedefinde, yolunda ilerletti. Başkanım, belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlarımız falan filan, yani bunlar hep gündeme geliyor. Ben şimdi program yapacağız diye sabah saatlerinde de yayınladık bunları da. Hemen önüme geçtiler. Dediler ki biz ya işte çarşıda vesaire de esnaflar ziyaretlerimizde işte belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlarımız varmış. Önceki yıllarda, artık kaç yıldır bu devam ediyorsa, akşam programa Ali Osman Bey geldiğinde rica ettiler. Ben hemen böyle programın başında sormak istedim ama unutmadan, belki unutursak onları da kırmadan. Bu ne olacak? Sizin bu konu hakkında fikirleriniz nelerdir? Bu sosyal yardım alan arkadaşlar varmış. Herhalde Hilal Kart mı? Bugün bana gösterdiler birazcık. Yani Ali Osman Bey'in bu konu hakkında ve diğer bütün adaylara da aslında bunu soracağız. Ama evet, ilk önce bu program size nasip oldu. Size soralım bakalım. Başkanım, ne düşünüyorsunuz? Şimdi sosyal yardımla ilgili zaten projelerimizin içerisinde var bu. Birazdan projeleri açıklarken buna da geleceğiz inşallah. Yalnız şimdi
birkaç gün öncesi Hilal Kart, evet Hilal Kart'la ilgili bir paylaşım oldu. Arkadaşlar paylaşım yaptılar. 2023'te 147 kişi Hilal Kart'tan yararlanıyormuş ve şu anda 200 kişi yararlandığını açıkladılar. Ama bunu yani belki biraz ağır olacak ama marifetmiş gibi paylaşıyorlar. Şimdi aslında bu sayı daha da düşmesi lazımken evet, her geçen gün demek ki yavacımız fakirleşiyor. Yardıma muhtaç hale. Birçok kişi yardıma muhtaç hale getiriliyor. Yani bu gerçekten utanılacak bir durum. Ama maalesef arkadaşlar bunu 147'den 200'e çıkardık diyerek paylaşıyorlar. Yani bu şekilde olmamalı. Aslında önünecek bir değil, gizli tutulacak bir olay. Kesinlikle. Bir, ikincisi de hani bir şey vardır, bir elin verdiğini diğer el görmemesi lazım. Yani bunu paylaşmak açıkçası benim çok hoşuma gitmedi. Ben esefle kınadım bunu. Ve dediğim gibi yani 147 kişiden 200 kişiye çıkmış. Ya bu utanılacak bir durum yani. Bu utanılacak bir durum. Dolayısıyla ama projelerimiz içerisinde illaki var tabii, bizim de sosyal projelerimiz var bu konuyla ilgili. Birazdan açıklayacağız. Evet, oradan. Projelerinizin hazır olduğunu ara ara kendi sosyal medya hesaplarınızdan da açıkladığınızı biliyoruz. Ben de takip ediyorum. Evet. Hatta tasarımları da bir ailede hoş insanlar da yani hemen hemen her gün paylaşılıyor bunlar. Evet. Projelerinizin önce yani bahsetmeden önce hali hazırda öncelik durumu olan sorunlar yav başta sizin gözünüze çarpan yani bugün bile ben akşam Ali Osman Bey canlı yayınımız var dediğimde vatandaşlar benim önüme geçiyorsa siz başkan adayı olduğunuz için herhalde gezerken herkesten bir şeyler geliyordur. Yani aman başkanım şunu çözelim, aman başkanım şu işten bıktık böyle. Nedir sizin önceliğiniz? Neler yapılması gerekiyor? Valla şimdi önceliğimiz, asıl önceliğimiz bizim istihdam. Yani biz asıl önceliğimizi gençlerimize vermeyi odaklandık. Ha şimdi diyeceksiniz ki su problemimiz var, yol problemimiz var, altyapı problemimiz var. Şahin Bey onlar zaten yerel belediyeciliğin yapılması gereken görevlerinden bir tanesi. Yani onları zaten yapılacak. Bir proje adı altında olmaması gerekiyor gibi. Yani. Tabii ki kesinlikle yani bu vaat veya proje adı altında olmaması gerekiyor. Yani ama illaki tabii önceliğimiz onlar ayrı bir önceliğimiz olacak. Ama asıl önceliğimiz bizim istihdamla alakalı olacak. Zaten projelerimizi biraz önce birazdan geçtiğimizde göreceksiniz de bunu. Yani ana madde göçün önüne geçeceğiz. İlk kesinlikle, başta. Kesinlikle. Şimdi nüfus sayımı tekrar yapıldı. Herhalde yine de geriye yıllardır. Muhtemelen. Ya da olduğu yerde sayıyor. Aynen öyle. Onun yani için gençlerin önünü açacağız. Tabii ki. İş imkanı. İnşallah, inşallah. Aynen. Yani şu mu? Hilal Kart'a muhtaç olmamaya özen göstereceğiz. Kesinlikle. Yani, tabii yardımımızı yapacağız ama öncelik iş. Muhakkak yani 200 kişiden bunu nasıl sıfıra indirebiliriz? Bunun mücadelesi. Tabii bunun mücadelesini vereceğiz inşallah. Peki başkanım önce hemen ben projeleri açıklamadan önce böyle soruları da soralım, değerlendirelim. Gelen Dost Eğirdir Yolu 2024 yatırım programına alındığı söylenmişti ama sizin sanırım bu konu hakkında söyleyecekleriniz var. Ne bu, bir açıklık getirir misiniz? Yani biz böyle haberlerden falan görüyoruz başkanım. İnan mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Yani herkes de seviniyordur ama herhalde işin aslında yine de bir şeyler var. Sizden dinleyebilir miyiz? Siz daha çok bu konu üzerine çalışıyorsunuz. Valla şimdi Şahin Bey bu konuyla ilgili... Çok da can kaybı var yol üzerinde. Kesinlikle. 2016'dan başlayarak bugüne kadar sürekli Eğirdir yolumuz müjde olarak her yıl veriliyor. Artık buna alıştık yani biz. Geçen haftalarda tekrar 48 kilometre olarak Sayın Osman Zabun vekilimiz bunun müjdesini verdi. Tabi biz o arada Ankara'daki milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımızla diyaloğa geçtik. Bunun aslı astarı nedir? Bunu bize öğrenirseniz seviniriz. Biz de halkı gerçekleri iletelim. Yani biz de kafamıza göre konuşmayalım istedik. Doğru olarak konuşalım. Yani. Kesinlikle. Daha sonra milletvekillerimizden bir tanesi bize 2024 yatırım programını
listesini attı. Şimdi bu liste 414 sayfalık bir liste. Tüm Türkiye il ve ilçelerinde yapılacak yatırımları mazar almışlar. Tabii. Şimdi bu konuyla ilgili de hatta şurada şeyini de göstereceğim size listenin o bölümünü. Orada hemen açıyorum. Şimdi demişler ki Eğirdir, Gelendos, Şarkaraç, 3. hudut bölgesi 29.30 kilometre olarak yani genişletme olacak. Yani. Tabii kendileri 48 kilometre olarak söyledi. 29.30 kilometre devletteki yatırıma. Belgelere baktığımızda tabii 29.30 kilometre bir yol çalışması olacak orada. Başlangıç 2024, bitişi de 2027 tarihi. Ödeneği de işte asıl burada sıkıntı var. 278 bin lira ayrılmış buna ödenek. Yani şimdi 28 kaç kilometre? 28. 29.30. Yapamaz ki o parayı. Asfaltın ya olabilir. Yani gelişti. Şimdi evet burada bir soru işareti var şimdi 278 bin liraya. Baktığınızda 3 kilometre yer yapmıyor bu evet. Ayrılan ödenek. Ve şeyde de şimdi biz kesinlikle hizmete karşı değiliz. Yani bu 5 kilometre de olsa, 3 kilometre de olsa, 10 kilometre de olsa, 50 kilometre de olsa keşke yapılsın. Hepsinden Allah razı olsun. Fakat vatandaşları kandırmasınlar. Doğru neyse onu açıklasınlar. Yani şimdi seçim, önümüz seçim diye vatandaşları kandır. Bakın işte geldi liste, resmi liste bu. Kafamızdan uydurduğumuz bir liste değil. Resmi bir liste. Bunu Allah razı olsun. Yani Ankara'da gerekli kişiler ulaştı buna ve gönderdiler bize. Şimdi bir de 3. hudut bölgesini araştırdım ben. Bu 3. bölge hududu neresi? Aldığımız bilgiye göre de 3. bölge hududu Madenli ile Mamatlar arası oluyor. Yani bizim ihtiyacımız olan virajlar yine yok. Tabii ilerisi oranın. Yani bize ihtiyacımız olan virajlar yine yok. Düz yolu almışlar ama virajları almamışlar. Ve dediğim gibi ödeneği de 278 bin TL bir ödenek ayrılmış buna. Gönül ister ki her yer hemen yapılsın. Tabii ki ama işte yani dediğim gibi vatandaşı kandırmadan doğru yani bu dünyanın öbür dünyası da var Şahin Bey. Şimdi yani vatandaşları aldatmaya gerek yok. Kandırmaya gerek doğru neyse onu söyleyeyim. Anlıyorum. Peki yine projelere geçmeden önce ben hemen size tekrardan böyle paylaşayım. Bir öyle bir işler acısı bir durum daha var ki bu da TOKİ. Yalvaç'ta her ağzını açan benim önüme geçen bu Çınar hattından geçerken önümü çevirdi. Allah aşkına TOKİ'yi bir sor hani en azından herkes duymuş olur canlı yayında. Bunun ne olmuş biz de araştıramıyoruz. Bu şayet Ali Osman Metin görevi devralırsa, nasip olursa bu Yalvaç'taki TOKİ olayı, bu düğümlenmiş, bu kara düğüm olmuş olay nasıl çözülecek, kendisi ne düşünüyor? Bir, ikincisi de sanayi ziyaretlerimize de zaten bu Yalvaç'ın gelişmesine de faydası olacak olan yer organize sanayi bölgesi. Nasıl yapılacak? Bunlar fikirleri ne? TOKİ ve bu organize sanayi bölgesine hani herhalde şöyle de bir hani şunu sormak mı istiyorlar acaba? İktidar partisinden değil. Hadi tamam geldi diyelim. Evet. TOKİ'yi nasıl yapacak? İşte mesela altyapıyı nasıl yapacak? Gibi böyle işte organize sanayiyi nasıl yapacak diye. Fikirleriniz nelerdir? Bunu bir paylaşır mısınız? Şimdi Şahin Bey şu var. Şeyde TOKİ'de biz doğru diyorlar. Yani iktidar partisi değiliz ve gayet doğal olarak bunu düşünmüyorlar. Yani geldiklerinde ne yapabilecekler TOKİ ile alakalı. Şimdi biz dediğim gibi iktidar partisi değiliz. Ve ben buradan tüm vatandaşlarıma da sesleniyorum. Ben yapamayacağım hiçbir şeye söz vermem. Ve şimdi TOKİ ve organize sanayi iktidar gücüyle yapılabilecek projeler. Ve buna ben yaparız diye söz veremem. Ama şunun sözünü veririm ben. Gerek genel başkanımla, gerek milletvekillerimle, gerek
Yalvaç halkıyla, Yalvaç vatan, Yalvaç'ta yaşayan vatandaşlarımızla, ulusal basın aracılığıyla TOKİ ve organize sanayinin gelmesi için iktidara gerekli mücadeleyi verecek güce sahip oluruz biz. Yani dolayısıyla iktidarı biz buna zorlarız yaptırılması için. Zaten muhalefetiz, yani bizim muhalefetiz ve kaybedecek bir şeyimiz olmaz. Bu konuda her türlü yolu, neyse bunun yolu, onu vatandaşlarımızla, ulusal basınla, efendime söyleyeyim milletvekillerimizle, genel başkanımızla ne gerekiyorsa bunu yaparız TOKİ'nin gelmesi için. Şimdi TOKİ'de tabii biliyorsunuz yıllardır o da sürüncemede. En son geçen yıl Haziran ayında. Başkanım sözünüzü kesiyorum, yani bölgede tek girmemiş ilçe, bilmiyorum Şarkıraş'ta var mı bilmiyorum da. Var mı TOKİ bilmiyorum. Şarkıraş'ta yok. Yani Yalvaç aslında orada. Bu. Şimdi Eğirdir'de gelen var. Gelen Dost'ta var. Hatta birkaç etabı başladı. Tabii gelen daha farklı Dost, ilçelerde var. Eğirdir var aynen. Kiralarda bu şekilde burada yükselmişken, bu çok ihtiyaçken neden olmuyor? Niye olmuyor? Yani şimdi açıkçası TOKİ de aslında çok çok geç kaldı. Yani şu an bile hadi diyelim TOKİ geldi. Nasıl alacağız? Hatta internette yazdığınızda da görünüyor bu. 13 bin lirayla 18 bin lira arasında aylık ödemesi var şu an. Ödeyemeyiz abi. Yalvaç'ta daha yani, değerli vatandaş ödeyemez. Şu, tabii ki de mümkün değil. Artık o eskidenmiş TOKİ açıkçası. Bu bir. İkincisi, şimdi TOKİ yıllardır, 2003 yılından beri bir gündeme alındı. Arsası bunun belirlendi. Sonra sit alanı dendi. İptal edildi. Sayın Yalçın Bulgurcu zamanında bu uğraşılmıştı. O zaman 2004-2009 arası iktidardı belediye. Daha sonra işte her seferinde müjdeler verildi. Özellikle şu son 3-4 yılda özellikle sürekli müjdeler verildi, veriliyor falan. Sonra geçen yıl Murat Kurum, Sayın Bakanımız Murat Kurum gelmişti Isparta'ya. Sayın Başkanımız Halil İlmi Tütüncü orada Murat Kurum'a söz vermişti. Haziran ayında kademenin olduğu arsayı TOKİ'ye devrederek TOKİ'nin başlatılacağını söylemişti. Tabi bu arada da daha öncesi AK Parti teşkilatı buradaki Kızılca tarafında TOKİ arazisinin hazırlandığı ve şu an başlanabilecek duruma aşamada getirildiğini müjdesini de vermişti onlar da daha evvelinde. Sonra tabii Haziran ayına kadar mühlet istendi Halil İlmi Tütüncü'den, Sayın Başkanımız'dan. Fakat artık sebep ne bilmiyoruz, o kendileri daha iyi bilir. Olmadı. TOKİ arazisi devre olmadı TOKİ'ye. Kademe arazisi. Ve şu an geldiğimiz nokta hala daha TOKİ yok. Tabii şimdi AK Parti'nin de şu an en büyük şeyi altyapı ve TOKİ olacak tabii. Fakat onların da yapabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaten şimdi Haziran ayında Sayın Halil Başkanımız yapamadı mı? Siz devre alsaydınız geri yerimiz hazır diyordunuz. Geri siz devre alsaydınız gideydiniz Ankara'ya. Ya işte bir takım sebeplerden dolayı belediye başkanımız bu işte takılı kaldı. Biz zaten yerimiz hazır. Biz tekrar bu görevi devralmak istiyoruz deseydiniz ve bir an önce başlasaydı bu iş. Neyi beklediniz şimdiye kadar? Ha, şimdi burada şu geliyor benim aklıma. Halil Başkanımızın, Sayın Halil Mütütüncü'nün bir takım projelerde, bir takım çalışmalarda yetersiz kaldığını ve başarısız kaldığından dolayı AK Parti teşkilatının da işine geldi. Çünkü bak şu an onların sayesinde, Halil İlmi Tütüncü'nün sayesinde belediyeyi almak için koşturuyorlar. Yani işte yapamadı biz gelince yapacağız. Yapamadı biz gelince yapacağız. Yapaydın. TOKİ bari yapaydın da göreydik. Şimdi hadi ben yapacağız diye dolanıyorum Şahin Bey. Şimdi ben herkese biz gelince bunu yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yapacağız olarak dolanıyorum. Ama komiktir ki AK Partililer de yapacağız diye dolanıyor.
Ya siz yapacağız diye dolanamazsınız. Siz yaptık diyerek dolanmanız lazım. Yaptık, yaptık, siz yaptık demeniz lazım. Ve onlar da ben gibi yapacağız diye dolanıyorlar. O zaman farkımız ne? Aynen öyle, farkımız ne o zaman? Zaten birazdan projelerde de farkı göstereceksiniz herhalde. İnşallah, aynen. Projeleri de geçeceğiz. Allah'ın izniyle. Organize sanayi bölgesindeki konu nedir? Nedir? Yani bir inceleme yapıldı mı? Olur mu burası, olmaz mı? Biraz şimdi, önceki gerçekler gibi. Gerçekleri konuşursak daha güzel olur. Olur mu, olmaz mı? Organize sanayi, eğer yanlış hatırlamıyorsam, belki yanlışım da olabilir bunda ama, 2014 yılında bir toplantı yapıldığını duymuştuk. Ve bu toplantıda İl Özeldare ve Ticaret Odası olması lazım. 14. maddeden bahsediliyordu. Herhalde 14. maddeydi. Bu maddede göl havzası içerisinde olan bölgelere üretim yapılamaz. Sadece paketleme üretim. Kimyasal üretim değil, sadece paketleme üretim yapılabileceği bir maddesi var. Yani dışarıya atık çıkaracak hiçbir fabrika kurulmaz diyor. Aynen. O şekilde bir şey vardı, madde varmış. Bunu biz tabii daha yeni öğrendik. Geçen yıl öğrendik. 2014'ten beri işte çalışmalar başladı. Gelen fotoğraf çekindi, giden fotoğraf çekindi. İşte milletvekillerimiz bilmem ne falan. Sürekli reklamını verdi. Son aşamada yollar falan açıldı başkanım. Aynen işte onu diyorum ya. Yani ama meğersem 2014'ten beri zaten böyle bir problem varmış. Ve bunu biz geçen yıl öğrendik. Ve şimdi yapılabilir tabii ki. Niye yapılmasın? Yani şimdi orada Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki o madde değiştirilmesi lazım. Ama bunda da gerek iktidar partisi milletvekilleri, gerek il başkanları, ne bileyim ilçe başkanları falan hepsi yukarıya baskı ederek bunun mümkün olabileceğini öğrendik biz. Ve dolayısıyla bu mümkün. Ama yapmak isteyen. Ağzınıza sağlık. Böyle aklımıza takılan vatandaşın sorduğu sorularda da cevaplarını da almışlardı. Çünkü sizler adaylık yoluna çıkarken bazı problemlerin ana maddelerini de araştırıyorsunuz. Evet. Yani şimdi her vatandaş sizin biraz önceki dediğiniz gibi 14. maddeyi, 20. maddeyi o evraklara ulaşamaz baştan yani. Ama siz incelemişsiniz. Aslında yapılabilirliği var. Var. Ama hatta, bu da mücadele gerektiriyor diyorsunuz. Kesinlikle. Hatta geçen Sayın Vekilimiz Hasan Basri Sönmez kendisi de bir açıklama yapmıştı. Organize sanayinin önünü açıyoruz diye. Ama tabii herhangi bir resmi belge bir şey paylaşılmadı ama muhakkak ilgileniyordur kendisi. Sonuçta Yalvacı'nın evladı. Değer verdiğimiz bir insan. Dolayısıyla muhakkak ilgileniyordur diye düşünüyorum. Ha, bu arada Sayın Vekilimizden söz etmişken şimdi kurama şeyler geliyor. Şu an Halil Başkanımız veya çevresi şu şekilde seçime hazırlandıklarını ve bu şekilde söylemle gittiklerini duyduk. İki dönemdir vekilimiz yoktu. Söz verdiklerimizi yapamadık. Bu dönem vekilimiz var. Söz verdiğimiz, yapamadığımız her şeyi yapacağız. Diye bu söylemle dolaşıldığını, bu söylemle oy istenildiğini kulağımıza geldi, öğrendik. Şimdi kendisi biraz önce de dediğim gibi geçen yıl bakanımıza söz verdi. TOKİ ile ilgili. Bakanımıza söz verdi ve o sözünü tutamadı. Şimdi vekilimize verdiği sözleri nasıl tutacak? Şimdi buradan da bütün vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Vallahi aydınlatıyorsunuz bizi ilk programda. İsterseniz projelerimize geçelim. Birinci projeden başlayalım. Tamam. Projeler çok. Aynen. Şimdi onları da izah edeceğiz. Değerli dostlar hemen şöyle bakalım. Sizlerin de ekranına getireceğiz. Ekrandan sizler de göreceksiniz projeleri. Bir bir bakalım neler bekliyormuş. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Yalvaç Belediye Başkan Adayı Ali Osman Metin'in projeleri içerisinde bizleri neler bekliyor. Hemen birinci projeyi ekranlarınıza getireyim. Şöyle bakalım. Herhalde evet, Yalvacı kanayan yarası, sokak hayvanları, evet, Yalvaç hayvan barınağı, proje ekranlarda değerli dostlar görüyorsunuz sizlerde. Evet, ne diyorsunuz Sayın Başkan?
Şimdi Şahin Bey, sokaklarımız köpeklerden geçilmiyor ve çok tehlikeli bir duruma geldiler. Ama maalesef ki belediyemizin bu konuda çok yeterli bir çalışması olmadı. Ve bunu en büyük eksik olarak şu an için gördük ve birinci proje olarak biz bunu hazırladık. Tabii onlar da bizim gibi can taşıyorlar. Bizler kadar yaşam hakkına sahipler. Yani ben öldürülmelerini, yok edilmelerini istemiyorum bunların. Dolayısıyla bununla ilgili bir kap su, bir kap mama, biraz sevgi ve ev konforu modelinde bir barınak projemiz olacak. Bunu da hayvanseverlerle, istişarelerle hazırladık. Ve tabii evde bakılamayan hayvanlarımızı da orada bakacağız. Güzel, modern bir barınak olacak. Bunun da ödeneğini gerek belediye, gerek hayvanseverlerle hepimiz işbirliği içerisinde yapacağız bunun ödeneğini. İlk projemiz bu şekilde olacak inşallah. Hemen şöyle bakalım değerli dostlar. Birinci proje hayvanlara yönelik sokak hayvanları. Hakikaten de bayağı da çoğaldı. Evet. Acaba kısırlaştırılıyor ya da yapılamıyor mu? Veteriner hizmetlerinde mi? Onu artık araştırırız, bakarız. Hemen şöyle bakalım. İkinci proje ekranlarınıza geliyor değerli izleyenler. Yalvaç Medya'da. Yerel seçim 2024'te bakalım ne varmış? Evet, bu da bir problem. Her taraftan bakalım. Başkanım, Yalvaç Otogaleri sitesi ikinci projemiz. Evet. Şimdi otogaleri şu an bayağı yeterli sayıda, bayağı bir sayıda şu an galerici vatandaşlarımız var. Ama yayılmış vaziyette var. Tabii. Sanayide özellikle evet, yayılmış vaziyetteler yani. Ve hiçbirisi orada olmaktan memnun değiller. İstemiyorlar da. İstemiyorlar. Ve biz dedik ki biz otogalericiler sitesi inşallah projelendirelim. Ve bunu galericili esnaf arkadaşlarımızla toplanarak işte yerini belediyemiz üretmek kaydıyla bir kooperatifleşerek otogalericiler sitesini hayata geçireceğiz. Ve bu sayede de çevre illerden galericiler de gelecektir illaki. Burayı galericilik, otogalerici anlamında güzel bir seviyeye taşımış olacağız. Ve bunu da dediğim gibi galerici esnaf arkadaşlarımızla toplantılar yapacağız. Kooperatif kurulacak ve kiralama değil tamamen kendi mülkiyetleri olacak. Başkanım şöyle bir şey var. Şimdi sanayi dükkanlarında da bayağı yer kaplıyor. Evet. Tabii sanayici yeni yer açacak genç arkadaşlarımız da dükkan bulamıyorlar. Bulsalar çok devasa kiralara bulabiliyorlar. Tabii. Yer kalmadı. Oralar boşarırsa. Belli şartlarda var bunların. Şimdi 100 metrekareden düşük olmaması lazım. Resmi evet. Bir takım şartları var. Biz de ona göre projelendireceğiz. 89 metrekare asma kat ile birlikte iç kısmı, dış kısmıyla beraber 100 metrekareye tamamlayacağız. Ama tabii bu galerici arkadaşlarımızla da metrekareler büyüyebilir muhtemelen. Onlarla oturup ama şu an için bizim düşündüğümüz projemiz bu şekilde. Asma katlı 89 metrekare iç kısmı, 100 metrekarede dış kısmıyla beraber toplam 100 metrekareye ulaşmış olacak. Tabii burada eksper de olacak galericiler sitesinin içerisinde. Yıkamacı arkadaşlar da olur muhtemelen diye tahmin ediyorum ama onu o aşamada değerlendireceğiz. Hayır, şöyle de bir şey olabilir. Garajlar sitesi oluştuğunda bir araba pazarı bir gün belirlenip araba pazarı tabii. Da çarşı yani pazar da kurulabilir. Bölge halkı tabii da gelebilir. Ki. Çünkü bölgemizde yok benim zannettiğim yok. Kadarıyla. İşte Konya'ya, Afyon'a, Antalya'ya gidiyorlar. Gitmezler. Evet. Bu bölgede araçlarını teşhir ederler. Alımını, satımını dediğiniz bir eksperde. Noterde, nöbetçi noterlik vesairelik de kurulabilir. Tabii ya. Yani bilmiyorum şu anda. Ekonomiye yani muhakkak bir katkısı olur yani. Gerçekten Yalvaç'ın kalejler sitesine ihtiyacı var. Hemen bakalım. Üçüncü projemiz geliyor. Değerli izleyenler, değerli dinleyenlerimiz. Hemen şöyle bakalım. Hemen üçüncü projemizi açalım. Üçüncü projemizde bizleri neler bekliyor? Yine bir ihtiyaç. Yine bir kanayan yara. Bu da hakikaten de ihtiyaç diye düşünüyorum. Bilmiyorum izleyenler benimle aynı fikirdeler mi ama şöyle baktığımızda
Yalvaç Belediyesi Halk Ekmek satış noktaları. Evet. Fabrika da tamamen herhalde belediyeye düşünüyorsunuz. Ekmek tabii fabrikası. Onu belediye tamamen, fabrika tamamen belediyeye ait olacak. Bu projemizde zaten birçok il ve ilçelerde var halk ekmek projesi. Evet, özellikle büyük şehirlerde daha fazla. Evet ve oradaki vatandaşlar gayet memnunlar bu projeden. Biz de dedik ki Yalvaç'ta neden olmasın? Ha tabii burada fırıncı esnaflarımız da var. Onları da etkilemeyecek şekilde bir proje hazırlanarak halk ekmeği inşallah en kısa sürede hayata geçirmiş olacağız. Zaten herhalde birazcık da böyle birkaç lira ucuz oluyor herhalde değil mi? Tabii ucuz da oluyor. Yani normalde 7,5'sa yani. 5 lira oluyor. Aynen. Gerçekten de değerli izleyenler, projeler bence de yerinde projeler olmuş. Dördüncüye bakalım hep birlikte. Ben de sizlerle inceleme fırsatı bulayım. Hem de başkanımız açıklıyor kendisi. Şöyle bakalım dördüncü projemiz. Evet bu da, evet bunu da sor demişlerdi. İyi projeye de denk geldik. Bunu da evet bugün çarşıda denk geldim ben. Çevre ilçelere gidiyoruz, işte başka ilçelere gidiyoruz. Falan filan yokmuş herhalde. Aslında vardı, ne oldu, ne geldi başına, ne oldu? Hiç bilmiyorum, o konu hakkında fikrim yok ama var diye biliyorum. Valla kesin, evet kesin yokmuş halimiz yani. Vardı. Ama mahkemelik bir durum söz konusu belediye oldu. Mi? Belediye. Dolayısıyla şu anda çalışmıyor. Tabii bunun yanında biz önceliğimiz orayı çalıştırma yoluna bakacağız. Çalıştıran arkadaşla zaten kendileriyle görüştük biz bu konuyu. Bakacağız orta bir yol bulunup orayı kendisine tekrar devredebilirsek ki etmeyi düşünüyoruz. İnşallah tekrar hem ekmeğine sahip olmuş olacak, geri almış olacak. Olmazsa da ona göre bir çare bulacağız ama bunun yanında et entegre tesisi de kurmak istiyoruz biz. Yani burada kesilen hayvanları burada işlensin istiyoruz. Bunun için de milletvekillerimiz gerekli çalışmayı yapıyorlar zaten. Yatırımcılarımız bunda da alakalı birkaç yatırımcıyla görüşüldü. Ve birisiyle neticeye varıldı. Dolayısıyla biz de paylaştık. Zaten neticeye varılmayan, yatırımcısı bulunmayan hiçbir projeyi paylaşmıyoruz. Evet aslında bu da koskoca, hani Yalvaç küçük diyoruz ama böyle şimdi bir besicilik yapan insanlarımız, hayvancılık yapanlar çok. Yani kesim halinin burada olması da komik bir şey başkanım. Yani aynen öyle. Üreticiler biliyorlardır. Onlar da şu anda iyi ki tam bizim derdimize geldi. İnşallah. Şimdi bakalım bir sonraki projemiz sizlerin ekranlarına geliyor değerli izleyenler. Evet, et süt. Süt projemiz. Evet. Neden dışarıya gidiyor? Şimdi süt işleme tesisi ve mandıra adı altında bir projemiz bu da. Ortalama Yalvaç'ta günlük 200 ton ve üzeri süt çıkıyor Şahin Bey. Ve bu süt bir fabrika için gayet yeterli bir miktar. Yani ve bu sütler Yalvaç dışına çıkıyor. İşte Şarkıraç'a daha çok gidiyor. Biz dedik ki yani bunu niye Yalvaç'ta değerlendirmeyelim? Bu konuyla ilgili gerekli yine vekillerimizle daha sonra genel başkan yardımcılarımızla bu konuyu ilettik. Kendileri birkaç görüşme yaptılar. Neticesinde inşallah biz de burada bu tesisi en kısa sürede hayata geçirmiş olacağız. Bunlar nasıl olacak? Belediye olarak biz arsasını üreteceğiz, yerini göstereceğiz. Sonra yatırımcılar kendileri fabrikalarını kuracaklar ve başlayacak inşallah. Gerçekten de sütü de kendi ilçemizde işleyip satmak bence daha mantıklı. Hemen bakalım 7'deydik değil mi Sayın Başkanım? 7. proje diyebiliyorum ama. Hemen bakalım. Evet. Zafer Mahallesi şeyimiz var. Hemen ona bakalım. O yüzden 6. 6. Evet. 6. proje ikinci bir pazar Yalvaç'a. Evet. Pazartesinin haricinde diğer kalan günlerde ikinci bir pazar nerede olacak? Bu Zafer Mahallesi'nde yani toplu konutlarda düşünüyoruz bu pazarı. Perşembe pazarı
olacak inşallah. Perşembe günleri yapılacak bu pazar. Şu an Zafer Mahallesi'nde ve 41 evler dediğimiz mahallede ciddi bir nüfus oluşmaya başladı. Ve Yalova'ca artık bir tane pazar yetmiyor Şahin Bey. Yani ve oradaki vatandaşlarımız buraya gelmekte zorluk çekiyorlar yaz kış olsun. Biz de dedik ki biz oraya pazar kuralım. Perşembe pazarı. Perşembe günleri yapılsın o pazarda orada. Hatta üzerine de güneş enerjisi elektrik sistemi konulacak. Bu şekilde bir projemiz olacak. Modern bir pazar olacak. Gayet güzel bir pazar oluşturacağız orada inşallah. Projesi çok güzel olacak. Bunu... Aslında şöyledir yani. Ana pazar pazartesi. Tabii ana pazar pazartesi. O birazcık daha böyle mahalli evet, pazar. Sebze pazarı tabii, gibi düşünelim tabii, yani. Tabii o şekilde güzel olur. Hakikaten orası uzak. Evet. Hemen bir sonraki projemiz. Biraz önce de görmüştük. Ekranlarımıza bakalım hemen. 7. proje. Evet. 7'deyiz. Proje çok maşallah. Projeler üzerinde çalışır mısınız başkanım? Çok. Çok çalışıyoruz. Gerçekten ve kendimiz çalışmıyoruz. Yani sadece kendimiz değil, bu milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, genel başkanımız, birkaçında da genel başkanımız sağ olsun yardımcı oldu. Hep beraber istişareli çalışılıyor. Hatta şöyle diyeyim, süt işleme tesisinde çalışılırken dedim ki kendilerine gübre üretim fabrikası da kuralım biz buraya. Yani o da ihtiyaç dedik. Ama ona yatırımcı bulunamadı. Ona yatırımcı bulamadık. Bulamadığımız için o projeyi kaldırdık direkt. Yani şu hazırladığımız projelerin birçoğunun hemen hemen hepsinin yatırımcısı hazır. Yani ve bütçelerini nereden temin edeceklerimiz de hazır. Yani hepsi hazır. Yani burada yapamayacağımız hiçbir projeyi vermedik. Yarın sorarlar. Evet, bu projemiz de başkanım. Terziler sitesi. Yani evet, terzi sitesi yandı zaten. Yalvaç evet yandı ve o günden bu yana da hiçbir çalışma yapılmadı orada. Terzi esnaf vatandaşlarımız şu an sağda solda ekmeklerinin peşindeler ama çok ciddi de bir üretim var bizim Yalvaç'ta. Yani büyük tekstil markalara monttur, işte kabandır. Burada birçok üretim burada yapılıyor onların. Dolayısıyla bunda yine terzi esnaf arkadaşlarımızla birlikte istişarelerle yerini hazırlayıp yine kooperatif tarzında olacak bu. Kooperatif olarak yapılacak. Kendi dükkanları olacak. Metrekarelerini yine onlarla beraber inşallah belirlenerek bu projeyi gerçekleştireceğiz. Ve daha çok istihdam, daha çok üretim olacak. Tabii bir de ürettikleri saha da ferah olacak yani. Tabii, tabii. Evet, yine bir Yalvaç'ın kanayan yarası, tabakhane problemleri çözülecek, istihdam sağlanacak diyor. Evet. 8. projemiz. Bak başkanım, ne diyorsunuz bu konu hakkında? Valla şimdi Şahin Bey, Yalvaç'a dışarıdan sermaye getiren tek sanayi sektörü, tabakhane sektörü. Fakat mevcut yerel yönetim ve mevcut iktidarın ilgisizliğinden dolayı arıtma yapılamadığı için iskan verilemiyor. İskan alınamadı. Ve dolayısıyla çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar şu an tabakhane esnaflarımız. Şimdi bu arıtmayı da %50 valilik il özel daire, %25'i belediye, %25'i kooperatif karşılayacak bu arıtmayı. Taahhütler var, protokoller var bunlarla ilgili. Fakat maalesef ne yerel dediğim gibi ne il özel idare bu konuyla hiçbir çalışma yapamadıkları için hala nihai bir sonuca kavuşturamadılar tabakhane arıtma problemini. Arkadaşlar şu an deri işleyemiyorlar orada. Yani aslında önleri açılsa çok dediğim gibi dışarıdan ekonomiye sermaye getiren, Yalvaç'a sermaye getiren tek sanayi sektörümüz. Ve Türkiye'de de neredeyse tek diyebiliyorum. Yani birkaç yerde var ama bu kadar büyüklükte esnaflar yok. Yani bu kadar sayı yok. Dolayısıyla şimdi bu sektörü öldürmeyelim. Ve üzerimize düşen neyse yapalım.
Değerli dostlar, evet devam ediyoruz. Projelerini açıklamaya devam ediyor. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Yalvaş Belediye Başkanı adayı Ali Osman Metin. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı yapıyorsunuz. Onları da ben buradan şimdi görüyorum. Biraz daha böyle o yorumlardan da okuyacağım birazdan. Sorularınız varsa iletebilirsiniz. 9. projeye geçeceğiz. Bakalım. Altyapı. Evet 9'dayız. Bakalım 9. projede ne bekliyor? Ne üzerinde çalışılmış? Yalvaç için. Aslında şöyle de bir şey. Yani kazanırız kazanamayız. Bu projeler çok değerli projeler. Yani. Kesinlikle. Yani başka insanlar da aslında hiç beklemeden böyle hakikaten ya Ali Osman'ın da projeleri var. Evet. Onlardan da faydalanabilirim. Ya da bizde başkalarından da fikirden üstündür. El elden üstündür. Mevzusu gibi. 3 yıl içerisinde bitireceğiz. Ne? Asbestli borular atılacak, çıkartılacak. Kanser, kanserojen, evet. Hastalık yaydığını dünya biliyor. Herkes kesinlikle biliyor. Zaten patlak. Zaten su problemi had safhada yaşıyoruz, evet, şu anda. Ne diyorsunuz? Şimdi bunda altyapı ve asfalt. Şimdi dün sözünüzü kesiyorum başkanım. Evet. Dün gece yine mesaj geldi. Hatta ben burada arkadaşlar onu da ekrana getirebilirim. Ne demişler? Abi dün yazdılar. Yine bir su yokmuş. Evet, evet burada. Murat Kamit. Dün gece saat 00:55. Merhaba, sular yok Yalvaç'ta, kesildi. Ne zaman gelecek demiş. Herhalde bu toplu konut tarafında oturuyor bu arkadaş. Çünkü sürekli de yazıyor. Evet bakın ne zaman gelecek. Merhaba, sular yok demiş. Dün gece saat 1'de yazmış. Gece 1'de. Bu mesajın üzerine konuşalım isterseniz başkanım. Ya ne olacak? Ya dediğim gibi özellikle şu 2 yıldır çok ciddi sıkıntılar yaşıyor suyla ilgili ve benim yurt dışında kalan akrabalarım var. Birçoğu inanın bu sene sırf su olmadığı için Yalvaç'a gelmediler. Su olmadığı için Yalvaç'a gelmediler kendileri şu an. Şimdi bunda da İstanbul milletvekilimiz Doğan Demir ile istişareli bir proje oldu bu. Kendisi yerel yönetimlerle alakalı genel başkan yardımcımızdı daha evvel. Şimdi İstanbul milletvekilimiz kendisi. Şimdi burada 3 yıl içerisinde Allah nasip ederse altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlamış olacağız. Yani bu 3-5 ayda, 1 senede, 1,5 senede yapılacak bir işlem değil. Bu uzun sürecek bir işlem, uzun soluklu bir işlem. Ve bunda kendisi çok teşekkür ediyorum. Buradan da selamlarımı gönderiyorum Doğan Başkanıma. Daha evvel başkanım diyorduk. Şimdi kendisi bizzat, Allah nasip eder belediyeyi alırsa, kendisi bizzat ilgilenecek bu projeyle. Başlamasında, bitirmesinde ve ödenek konusunda. Tabii önceliğimiz bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan tedarik etmek olacak bunun bütçesini. Ola ki bir sıkıntı yaşayacak olursak, alamayacak olursak, bir engelle karşılaşacak olursak, bunu Avrupa Birliği projeleri hibeleriyle, Avrupa Birliği kredileri, hibeleri var. Bunlarla sağlayacağız. Veya da uluslararası işbirliği kurumları var burada. 5393 sayılı kanun bu. Bunların aracılığıyla, hibelerle, uluslararası işbirliği kurumlar hibeleriyle bu ödeneği sağlayıp bu projemizi bir an önce hayata geçirmiş olacağız. Hatta dediğim gibi bu yerel yönetimlerin zaten görevidir. Dolayısıyla bu ayrı bir önceliğimiz olacak, diğerlerine ayrı bir önceliğimiz olacak. Yani suyu ilk etapta su sağlık. İlk benim için birinci su çözülmesi gerekiyor Yalvaç'ta. Gerçekten de bu artık iyice, evet, tadı maalesef, tuzu kaçtı denilen maalesef bir konu var ya. Maalesef. Allah bu konunun tadı tuzu kaçtı. 10. projemiz Pazar Yeri ve Zafer Mahallesi'ne modern WC, bebek bakım odası ve mescit demişsiniz. Hatta iki resim var burada. Onu da paylaşacağım, ekranlarınıza getireceğim değerli dostlar. Tabii pazar olduğu için orada bu bir ihtiyaç. Şimdi pazar yerinde aslında mevcut da bir şeyimiz var. Tuvaletimiz var orada, WC var. Fakat maalesef ki çok bakımsız ve pazara uzak
bu ticaret odasında, eski ticaret evet, odasının altında, yani. Sinema girişinin sol tarafında. Hem bakımsız hem uzak çarşıya, pazar yerine. Dolayısıyla biz onu iptal edeceğiz orada. Pazar yerine, pazarın içerisine bu projeyi uygulayacağız. aynı şekilde tabii Zafer Mahallesi'ne yapacağımız pazar yerine de uygulayacağız. Mescidi ve bebek bakım odası olacak. Çok güzel olmuş. Çok modern bir vece olacak inşallah. Mescit ve bebek bakım odası. Yani şimdi dahil. Şeyi de görebilirler başkanım. Hani bunu şimdi ama bu ihtiyaç olan bir şey yani. Şimdi kesinlikle ihtiyaç. Yapmayalım mı diyeceksiniz. Ben az daha hak veriyorum. Yani bu şimdi sizin dediğiniz gibi orada onu bilen var. O kadar köyden kentten insan geliyor. Tabii. Bence yani bence bu da bir güzel düşünülmüş bir fikir bence yani. Ne diyor bilmiyorum ama hatta izleyelim. Orada zabıta noktası var. Onun teras kısmı, üst kısmına da şey niyetimiz de var inşallah yapabilirsek. İşte böyle bir sadece yazın tabii kullanılabilecek şekilde kafe, pazar kafe. Yani orada hem ihtiyaçlarımız karşılanacak, pazar ihtiyaçlarımız. Yorulduğumuzda da çıkıp bir şeyler içebileceğiz. Bu belediye işletmesine ait olacak. Dolayısıyla içeceklerimiz, yiyeceklerimiz de orada gayet uygun olacak inşallah. Hemen geçelim. Çarşı var bir de. Çarşıda da aynı şekilde aynı projemiz olacak. Çarşı merkezde de evet. Bay bayan. Çünkü camileri kullanacak insanlar. Ya şimdi tabii. Girer giremez. Aynen. Mesela burada şey de var. Yeni camide aşağıda. Tabii bayanlar tedirgin oluyor o konuda. Burada da engelli tuvaleti şeklinde var. Ve ikisi de komik yani gülünç durumunda. Soyunma çok... kabini gibi. Aynen öyle. Soyunma kabini. Soyunma gibi. Evet, kabini. Çok güzel bir şey oldu. Şu Devlet Han Camisi'nin şeyinde değil mi? Evet, evet, oradaki. Aynen. İnşallah bunu çarşı merkeze de modern bir VCV bebek bakım odası oluşturmuş olacağız. Hemen bakalım. Bir sonraki proje ekranlarınıza geliyor. Bakalım. Ben de sizlerle izliyorum arkadaşlar. Yani o yüzden ben de böyle bir heyecanla bakacağım ya. Girişimci kadınlarımız için sanat ve yöresel ürünler pazarı. Çok güzel evet. Orası ya. Ürettiklerini mi satacaklar? Evet, burada ürettiklerimizi, bayanlarımızın ürettiklerini satılacak. Yöresel ürünlerimiz satılacak. İşte bu yöresel ürünler nedir? İşte bunlar hamursuz, haşhaşlı gibi fırınlarımızda yapılan. Mahalle fırınlarımızda işte el işi sanatları bunların hepsini bu böyle bir pazar oluşturacağız kadınlarımız için, bayanlarımız için ve bu pazarda inşallah. Yani ben buradan da şunu anlıyorum. Yoğurt pazarının girişindeki teyzelerimizi o yoldan kurtaracağız mı diyorsun? Kesinlikle kurtaracağız. Orada soğukta, yağmurdan, kardan kurtaracağız. Onlara aynen sağlıklı öyle. Bir yer evet, sağlayacağız. Evet, evet, sıcacık evet. Orada ürünlerini satacaklar. Evlerinin ekmeğini götürecekler. Aynen öyle. Çünkü orada görüyoruz. Yazık geçemiyoruz da var mı bir ihtiyaç? Gözümüzün içine bakılıyor. Yani onlar... Almazan da olmuyor. Almazan da olmuyor. Bu da çok güzelmiş. Hemen bir sonraki projeye geçelim. Ben de böyle katkıda bulunuyorum arkadaşlar. Çünkü biz de bu şehirde yaşıyoruz. Evet. Hani biz de bu şehrin sokaklarında aşağı yukarı 12-13 yıldır buralarda geziyorum ben de. Görüyorum. Güzel. Bu projeler de güzel olmuş. Hemen bir sonrakine bakalım. Ekranlarınıza getirelim. Yani ev hanımlarımız üretecek. Eriştesini, makarnasını, turşusunu oraya götürecek. Kesinlikle. Aynen. Orada satacak. Orada güzel. Satacaklar. Evet. Tosun Türkoğlu Yalvaç Belediyesi Emekliler Lokali. Evet. Nedir bu başkanım, bu açar mısınız? Şimdi bu emeklilerimizin şu an herhangi bir gidebilecekleri sadece Çınaraltı var. Bir host sohbet işte emeklilere özel ait bir yerleri yok. Biz de dedik ki emeklilerimizi burada böyle bir lokal oluşturalım. Ve burada işte kitap okumadır, gazete okumadır, oyunlarıdır, güzel host sohbet. Aynı zamanda bir bölümü de bayanlarımızın günler falan yapabilecekleri bir bölüm olacak bir kısmı da bunun. Orada günlerini, toplantılarını yapabilecekler. Bir kısmı o şekilde olacak. Diğer bir kısmı da emekli lokali. Yani emeklilerimizin gelip hoş sohbet geçirebilecekleri bir ortam olacak. Ve bunun da ismini
Rahmetli Tosun Türkoğlu, Tosun Hoca olarak biliniyordu belediye başkanımız. Bunun adını vererek onu da sürekli yad etmiş olalım istedik. Hemen bakalım şöyle sıradaki projemiz neymiş değerli dostlar. Ama böyle bakalım gençlere yönelik destek projemiz Yeşil Gelecek ile gençlerimiz LGS ve ÖSYM sınavlarına hazırlık merkezi kuracağız demişsiniz. Şimdi bu belediye kapsamında Yeşil Gelecek projemiz adını verdiğimiz bir proje. LGS ve ÖSYM sınavlarına gençlerimizi hazırlamak için düşündüğümüz bir proje. Bunda gerek gönüllü öğretmen arkadaşlarımızı, gerekse ücret tabi şeyinde olacak. Gençlerimizi belediye öncülüğünde biz LGS ve ÖSYM'ye hazırlamak istiyoruz. Daha yüksek puanlar alsınlar, daha güzel bölümlere yerleşsinler diye böyle bir çalışmamız olacak. Yani bir nevi etüt merkezi gibi, sınav merkezi gibi bir çalışmamız olacak bunda. Yani dershane mantığıyla. Tabii, tabii. Hemen bakalım. Ama ücretsiz olacak. Anladım tabii, belediye bünyesinde. Tabii, belediye hizmet olacak. Ücretsiz bir hizmet olacak bu. Hemen bakalım. Yerelden geleceğe güçlü belediye, çalışan anneler için gündüz çocuk bakım evi demişsiniz başkanım. Evet, şimdi birçok... Burada var mı? Yok. Yani şöyle birkaç tane var ama belli saatler şeyinde var. Bazı annelerimiz bu konuda zorluk çekiyor. Ve biz bu projemizle inşallah o sorunu da gidermiş olacağız. Bu projemizi çalışan annelerimize gündüz çocuk bakım evi. Yani bunu artık belli bir belediyenin mevcut binalarında muhtemelen oluştururuz. Hem annelerimizin daha rahat etmesi için gözleri arkada kalmayacak bir şekilde orada hizmetini vereceğiz. Başkanım siz de bir su falan içelim, bir çay falan içelim. Biz bir mola verelim değerli dostlar. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen geleceğiz. Bir ara veriyoruz. Kısacık bir ara. Aşağı yukarı 3 dakika. Sonrasında yine biz buradayız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz dostlar.
Yeterimiz devam ediyor değerli dostlar. Hemen aramızın ardından kalan projelerle devam edeceğiz. Sonrasında da tabii bu hoş sohbetle programımızı noktalayacağız. Bakalım kaçıncı projemizde kalmıştık. Hemen dışarıya çıktık. Bizler de böyle kaçta kaldık falan filan derken şöyle 15'i zannedersem oydu. Evet. Şöyle bakalım. 15. projemizde sizlerle değerli dostlar. Yerelden geleceğe güçlü belediye. Çocuklarımız ve halkımız için 15 gün Ramazan şenlikleri diyor. Evet, ne diyorsunuz başkanım? Valla şimdi eski Ramazanları özledik Şahin Bey. Yani şu an artık hakikaten Ramazanlarda çok saydam geçiyor. Ve biz dedik ki Ramazan boyunca 15 günlük bir şenlik düzenleyelim. Burada orta oyunları, Hacivat Karagöz, İlahi Dinletileri gibi hem çocuklarımızı bir dahaki Ramazan'ı şevkle beklesinler. Çocuklarımız da Ramazan işte oruç şenliklerini, orucun Ramazan'ın faziletini bu şekilde öğretmiş olacağız, sevdirmiş olacağız çocuklarımıza. Ve halkımıza da bir değişiklik olacak. Yani güzel bir Ramazan geçirmelerini sağlayacağız. Yani Ramazanlar boş mu geçiyor diyorsun? Çok boş. Yani sıradan saydam bir Ramazan geçiriyoruz yıllarca. Pandemi öncesi böyle iftar sofraları falan oluşturuluyordu. Artık virüsten sonra o da kalktı. Evet, o da kalktı. Ama hani iftar sofraları illaki onlarda tabii olacak ama daha çok böyle dediğim gibi orta oyunları, Hacivat Karagöz, İlahi Dinletiler böyle hoş bir Ramazan eğlenceleri. Şey gibi yani, nerede o eski Ramazanlar Ramazan olur? Aynen, zaten başlığımız da o, eski Ramazanlar canlandırmak olacak inşallah. Güzel bir proje, Ramazan ayına özel, değerli izleyenler. Hemen 16. projemize bakalım, neymiş? Sinema, tiyatro, konferans salonu ve çocuk oyun alanları kültür merkezi demişsiniz. Yani tam anlamı kültür merkezi diye ismi var ama kültür merkezinde herhalde öyle bir şey yok. Şimdi burada evet bir sinemamız var ama çok da sinema kültürümüz yok ki bir de yerinden de itibari kaynaklı bir problem olsa gerek. Çünkü Bodrum da aşağıda ve bir konferans salonumuz yok. Yalvaç'ta adam akıllı. Artı tiyatro salonumuz. Dedik ki biz hem çocukların oyun alanı olsun, hem konferans, tiyatro, hem tiyatroyu çocuklarımıza aşılayalım, öğretelim. Sinema kültürünü, tiyatro kültürünü çocuklarımıza öğretmek adına böyle bir proje geliştirdik. Bu da yine vekillerimiz aracılığıyla, özellikle Selçuk Özdağ vekilimizle. Şu an kendisi de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Kendisine de başarılar diliyorum. Buradan çok selamlarımı gönderiyorum. Diğer gündüz bakım evi, işte diğer LGS ve ÖSYM için sınav merkezinde de kendisi destek çıkıyor bu konuda. Onunla hazırladığımız projeler bunlar. Dediğim gibi çocuklarımıza sinema, tiyatro kültürünü aşılamak istiyoruz bu şeyle ve kültür dediğim gibi konferans salonu olsun istiyoruz. Yalvaç'ta herhangi bir siyasi bir lider veya milletvekillerimiz, bakanlarımız geldiğinde veya bir konuşmacı misafirler, şairdir o tarz misafirlerimiz geldiğinde konuşma yapabilecekleri bir yer yok. Yani dolayısıyla biz bu projeyle hepsini de çözmüş olacağız inşallah. Başkanım, projeleri açıklıyoruz ama şimdi bakın hemen anlık bir soru geldi. Ablamız sormuş. İyi akşamlar, hastanemiz büyüyor ama içinde doktor yok demiş. Bu hastane konusunda ne söylemek istersiniz? Geri gel, sorayım yani. En son söyleyecektim onu ama. Şimdi evet, hastanemiz büyüyor. Ben hatta birkaç kez demeç de vermiştim bu konuyla ilgili. Bizim evet yapılan, biraz önce de dediğim gibi yapılan hiçbir hizmeti inkar edemeyiz ve hepsine de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Fakat bizim önceliğimiz binadan ziyade bizim önceliğimiz hastanenin içini doldurmamız lazım. Yani doktorları, tesisatı, teçhizat, yani bunlarla alakalı bir çalışma yapılması lazım ki Sayın Vekilimiz Hasan Basri Sönmez bu konuda bir çalışma yaptı. Birkaç tane uzman doktor falan getirdi. Allah razı olsun, kendisine de buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi dediğim gibi bizim binadan ziyade şu an hastanenin içine doktor ihtiyacımız var. Bizim laboratuvarda ultrasonda özür dilerim. Laboratuvarda eksiklerimiz var. Ultrasonda çekebilecek personelimiz yok bizim burada. Ve
Diğer tomografi cihazı yine keza. Onları çekebilecek personelimiz, okuyabilecek personelimiz yok burada. Önceliğimiz bizim bunlar. Aslında ben burada şey düşünüyorum. Yani gelen doktorlarımız da hemen gidiyorlar. Yani atananlar da belli bir süre hemen çalışıp gidiyor. Çünkü herhalde burada vakit geçirecek bir yer mi bulamıyorlar kendilerine? Tabii. Şimdi zaten bu projelerimizin çoğunu inşallah hayata geçirdiğimizde çok gideceklerini de sanmıyorum artık. Daha projeler tabii yani yaşanabilir bir şey. Tabii. Ve ambulanslarımız çok kötü gerçekten. Onlar acilen yenilenmesi lazım. Mesela bunlar, evet bak, bunlar iktidarın yapması gereken görevleri. Yani hükümetin yapılması gereken, görevleri yapması gereken. Ha bunlar da ben yapabilirim diye yine aynısını söylüyorum, söz veremem. Fakat iktidarı zorlayabilirim ben bunun için. Bizim bu güce sahibiz biz. Yani biz bu güce sahibiz. Gerekli görüşmeleri yaparak inşallah bütün eksikleri çözeceğiz. Kendi milletvekillerimizle, işte Yalvacımızın milletvekiliyle, Hasan Basri Sönmez'le inşallah bu problemlerin hepsini el ele vererek çözeriz. Hemen bakalım. Evet. 18. Şöyle ekranlarımıza gelsin değerli izleyenler. Evet, herhalde bu konut projesi. 6 AVM üstü toplu konut olan projemizi eski otogar yerinde hayata geçiririz. Eski otogar yeri gerçekten de boş kaldı. Çok boş kaldı. 2018 miydi sanırım, öyle bir şey olması lazım. Bir proje çizildi orada, sosyal yaşam alanı projesi. Alışveriş merkezi vesaire, evet, diye söylemiştim. Ama maalesef hayata geçirilemedi o proje. Şimdi biz de dedik ki 6 AVM olsun, ondan sonra üstü konut yapalım. Hem Yalvaç girişinde daha güzel bir, hani Yalvaç'a gelen misafirlerimiz girişte daha güzel bir görselle karşılaşsın orada. Hem bunu düşünerek orayı bu şekilde değerlendirmek istedik. Aşağıyı dediğim gibi AVM olabilecek şekilde dükkanlar, ticari alanlar yaparak burada satışları, dükkanların satışları yapılacak. Konutlarda da kooperatif konseptiyle gidilecek. Bu şekilde proje düşündük inşallah. Şimdi ikinci resmimizde şöyle ikinci etap diye. Evet. Herhalde o proje olaylarının ikinci etabı. Evet, o birinci etap. İkinci etapta tabii şu an yerini belediyede olmadığımız için nerede ne yer var veya nasıl bir yeri, hangi yeri üretebiliriz onu bilmediğimiz için buna yer söylemedik, ama bu projemiz özellikle belediye personeliyle alakalı açıkçası. Evet, ben de tam oraya değinecektim. Evet. Şimdi dikkatimi çekti. Belediye personeline %10 kontenjan ayrılacak ve kuraya tabi edilmeyecekler demiş. Evet. Şimdi örnek veriyorum. Burada kaç konutluk projemiz? Bu 300 konutluk örnek veriyorum. Bunun %10'u, 30 konutunu, 30 adetini belediye personelimize, kuraya tabi olmayacakları şekilde belediye personelimize ihtiyaç sahibi, evi olmayan, ihtiyacı olan personelimize ayırdık. Bunlar dediğim gibi kuraya tabi tutulmayacak bunlar. Diğer kalan %90'ı da halka, kura yöntemiyle halka arz edeceğiz. Hemen geçelim, şöyle bakalım. Ve bu arada konut problemini de çözmüş olacağız. Tabii inşallah ki konutlarda bir tanesinin yeri zaten kafadan hazırlanmış. Tabii şimdi bu projemiz gerçekten çok değerli bir proje olacak. Bu projeyle ilgili de bir takım çalışmalar yapıldı zaten. İnşallah TOKİ'den daha uygun fiyatlara çıkartacağız biz bu projeyi. Ha, TOKİ'nin gelmesi için de tabii ki ayrı bir bizim üzerimize düşen neyse belediye olarak, biz her zaman işte o parti bu parti demeden üzerimize düşeni biz yapacağız. Ve bunda ben şunu düşünüyorum, yani burada belediye başkanı olan arkadaş bir kere parti gömleğini çıkarıp asması lazım. Yani belediye başkanı olan arkadaş parti gömleğini çıkarıp asacak. İnşallah bizim şeyimiz odur, hedefimiz. Bunda gelecek olan hizmetlerle veya ihtiyacımız olan hizmetlerle alakalı kimle çözülmesi gerekiyorsa, örnek veriyorum AK Parti ile, diyeceğiz ki buyurun Gencer Başkanım, düşün önümüze, gidelim hep beraber çözelim, gelelim biz bu problemi.
Veya işte MHP'de zaten Sayın Vekilimiz Hasan Bas Sönmez aynı şekilde. Diyeceğiz ki buyurun vekilim, siz de ön ayak olun, bize çözelim. Veya bütün ilçe başkanları, işte İYİ Parti, CHP ilçe başkanları, işte kimle çözülecekse o problem veya hep beraber el ele vererek bütün problemleri aşmamız lazım. Ama eğer parti gömleğini, siyasi gömleğini, parti gömleğini çıkarmazsa gelen belediye başkanı, maalesef bunu başaramayız. Yani bizde çok şükür öyle bir ego yok. Ve dediğim gibi Allah nasip eder de belediye... Zaten şu anda Yalvaç'ta iki parti bir aday olarak herhalde sizsiniz değil mi? Evet, evet. Saadet ve Gelecek kendilerine de buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Bu konuda aday çıkarmayarak bizle ittifak yapmak istediler. Güvendiler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ama biz de aynı şekilde İl Genel Meclisi üyesi adayı çıkarmayacağız. Kendilerine destek vereceğiz ve Hüyüklü'de çıkaracakları belediye başkanı adayımıza destek vereceğiz. Orada da biz çıkarmayacağız. Karşılıklı bunları anlaşarak böyle bir ittifak sağladık. Kendilerine de tekrardan çok Saadet teşekkür Partisi'ne. Ediyorum. Yine ekranlarını, radyolarını yeni açan dostlarımız, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Yalvaç Belediye Başkanı adayı Ali Osman Metin canlı yayınımızda. Hemen şöyle bakalım başkanım, bir sonraki projeye de bakalım. Ondan sonra da zaten herhalde sonda güzel bir proje var. Evet, sonda çok güzel projemiz var. Hemen bakalım. Yerelden geleceğe güçlü belediye sloganıyla hareket ediyorlar. Camilerimizde sıcak su yok. Vatandaşlarımız soğuk su ile abdest almak zorunda kalıyorlar. Canla başla görevini yapan yetkilileri göreve davet ediyoruz. Sıcak su hizmeti mi vereceğiz başkanım? Evet. Şimdi camilerde vatandaşlarımız soğuk suyla sürekli abdest alıyorlar. Yazın problem olmaz ya, kışın tabii. Ya, tabii kışın çok problem oluyor. Biz de dedik ki inşallah özellikle merkez camilerimize sıcak su hizmeti getirelim ve vatandaşlarımız sıcak suyla zaten herhalde birçok camide uygulanıyor yani. Tabii merkezde yok. Aynen. Genelde merkezde yok. İnşallah bu projemizle de sıcak su ihtiyacını karşılamış olacağız camilerimizde. Son projeyi ne diyorsunuz başkanım? Geçelim mi? Söylemek istedikleriniz var mı? Bunun öncesinde. Şimdi onun öncesinde söylemek istediklerim deminki dediğim gibi. Yani bizi bana da çok sorular geliyor. İşte siz İktidar evet. Partisi değilsiniz. İşte nasıl hizmet getireceksiniz? Yani şimdi İktidar Partisi olmayıp birçok hizmeti başarmış olan ilçeler var. Örnekleri çok bunda. Dolayısıyla burada mesela şu projelerimizin hiçbirisinde bizim dediğim gibi yani iktidar belediyeciliği olmasına gerek yok ki. Şimdi Yalvaç her dönem AK Parti'yi iktidara taşıyan ilçelerden bir tanesi Şahin Bey. En sonunda da %68, %60 küsürlerde oy verildi Yalvaç'tan ve sürekli Yalvaç destek verir iktidara. AK Parti'yi sürekli iktidara taşıyan ilçelerden, en önemli ilçelerden bir tanesi ve şöyle arkamıza dönüp baktığımızda şimdi biz Yalvaç olarak böyle destek verdik sürekli ama onlar bize ne verdi? Yani baktığımızda onların bize hiçbir şey vermediğini görüyoruz. Yani şu an sayalım desek bir cezaevi var yapılan, bir hastane var, bir otogar var. Ve bunların da zaten birçoğu Tekin Bayram başkanımızla yapıldığını biliyorum ben. Eğer yanlış bilmiyorsam. Ama tabii iktidarın da desteğiyle oldu bunlar. Ama şimdi 22 yıldır sadece bu üçü yapılmış. Mesela üniversite çok kan kaybetti söyleyeyim. Çok. Yani biz bir dönem şimdi babam benim ilk önce belediyedeydi. Belediye personeliydi. Bu arada bu konuyu da açmışken belediye personelinin şu anki adaylar içerisinde tabii herkes de hakkını koruyacaktır ama belediye personelinin hakkını koruyabilecek, hakkını gözetebilecek en iyi aday olduğumu düşünüyorum ben. Bunun da sebebi şu, benim babam yıllarca belediye
personeliydi. Çöp arabasının arkasında yıllarca çalıştı ve ne şartlarda çalıştığını biliyorum. Dolayısıyla şu anda da aynı şartlarda çalışılıyor hemen hemen. Dolayısıyla buradan bütün belediye personeli arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum öncelikle. Allah kolaylık versin. Onlar Yalvacımızın gizli kahramanları. Ben öyle adlandırıyorum açıkçası. Çünkü Yalvacımızın sokaklarımızın temizliğiyle alakalı olsun, işte park bahçe düzenlemeleriyle alakalı olsun, hepsinin emeği geçiyor. Eğer onlar olmasa Yalvaç ne halde olur hayal edin. Dolayısıyla ben onları bir nevi de gizli kahramanlarımız olarak da adlandırıyorum. Dolayısıyla buradan kendilerine çok selam söylüyorum hepsine de ayrı ayrı. İnşallah geldiğimizde de dediğim gibi önceliğimiz yine onların hakkı hukukun korunması noktasında olacak. Bir diğer hususta işte dediğim gibi şeyde neydi efendime söyleyeyim bu iktidarın yıllarca hiçbir şey yapmaması Yalvaç'a açıkçası bizi üzüyor. Yani Yalvaç dediğim gibi her dönem desteğini veriyor ama maalesef onlar hiçbir şey vermediğini görüyoruz. Ve yani hizmet yapacak insan şimdiye kadar çoktan yapardı. Yani illaki belediye ile mi hizmet getireceksiniz? Veya sizin hizmetten anladığınız ne? Hizmetten anladığınız işte ne bileyim asfalt dökmek, çiçek dikmek mi? Onu herkes yapar. Sayın Şahin Bey yani onu herkes yapar. Ya, hizmetten anladığımız bu değil bizim. İstihdam. Bizim hizmetten anladığımız bu. İşte altyapı, yine asfalt, işte park bahçe düzenlemeleri, konut sorununun çözülmesi, işte sosyal projeler bunlar. Ama maalesef bu konuda Yalvacımız çok ciddi anlamda yok sayıldı. Görmezlikten geldi. Sadece seçimden seçime işte vaatlerle milletimizi, halkımızı kandırarak oy alıyorlar. Şimdi hatta bir söz var işte yalancıyı seven seçmen vardır derler. Ben buna çok karşıyım. Yalancıyı seven seçmen yok. Siyasette yalan olacak derler. Ben kesinlikle karşıyım buna. Yalancıyı seven seçmen yok. Kandırılan seçmen var. Kandıran adaylar var. Bu gerek vekil gerek başkan. Kandırılan seçmen, kandıran aday var. Ya yapmayın artık yani milletin umutlarıyla oynamayın. Neyse gerçekler onu söyleyin. Yapabileceklerinizi açıklayın burada. Evet. Geçelim mi başkanım? Geçelim. Bakalım son projemiz. İlk kez burada açıklayacağız evet, onları da. Evet ilk kez burada açıklanıyor. Son iki projemiz. Hemen şöyle bakalım. Ülkemizde ve birçok ülkeye otel ve pastanelere pasta ve baklava ürünleri imalat eden İzmir ve Antalya'da fabrikaları bulunan aslen Yalvaçlı olan iş insanı hemşerimizden şartlar oluştuğunda Yalvaç için fabrika yatırım sözü aldık. Biraz önce de benim yanımda görüştüler. Ben duyayım diye mi benim yanımda görüştünüz başkanım? tamamen denk bir dakika Şahin ne duysun diye mi? Baktım Allah Allah dedim. Hakikaten de bu fabrika sahibiyle hani görüştüler. Yazıyla ilgili acaba bir yanlış bir şeyimiz yazdık mı? Bir kendisi dedim kontrol etsin. Onun için aradık ama tamamen sizin yanınıza denk geldi. Evet, İzmir ve Antalya'da fabrikaları olan otel ve pastanelere işte baklava, pasta ürünleri imalat eden bir Yalvaçlı iş insanlarımız var. İş insanımız. Bunlardan yatırım sözü aldık. Bir fabrika yatırımı. Yani şimdi zaten İzmir ve Antalya'da var ki Antalya'ya burası da yakın. Dedik ki zaten Yalvaçlısınız. Gelin Yalvaç'ta bir fabrikada orada kuralım. Üretim tesisi. Veya tabii işte sizin üretim tesislerinizden bir kolunu da Yalvaç'ta kuralım dedik. Bir buçuk aylık bir görüşme sürdü kendileriyle. Ve çok şükür nihai sonuca bağladık bunu. Allah nasip eder inşallah. Belediyeyi de aldığımız takdirde ivedilikle kendilerine bir yer tahsis edilerek inşallah bu yatırımı yapacaklar. Ve buradan tekrar tüm Yalvaç halkı adına
teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine. Biz de teşekkür ediyoruz. Özellikle bu tarz böyle yatırımcılar. Şimdi zaten ben duyduğum kadarıyla, tabii buradan isim değil de, Türkiye'nin birçok büyük firması da yağlı başlı. Evet. Yani merkezden olmasa, köyünden olmasa, baya baya marka ürünleri yağlı başlı sahipleri. Hani onlara da buraya teşvik edilebilir, çağrılabilir. Tabii daha hepsine de tek tek gideceğiz zaten. Allah nasip ederse. Çünkü ne dedim? Bizim önceliğimiz istihdam. Yani burayı inşallah birçok üretim yapabilecek fabrikaların bir kolunu, yani büyük fabrikalar, devasal fabrikalar evet olmayabilir ama en azından birkaç kolunu açtırmaya çalışacağız. Tabi bunda belediye de öncelik. Zaten psikolojik mi şöyle durur başkanım. Yatırımcılar gelir, yani bakarlar burada birkaç tane göründüğünde, tabii. Demek ki burada bir şeyler oluyor yani. Tabii. Hani işçi açısından vesaire. Hem gençlerimiz gitmez, askerden geliyor vesaire. Evet. Hep dışarıda insanlar. Kesin. Ha, bu arada bir de sanayiyle alakalı şunu da söyleyeceğim fabrika derken. Aslında bir projemiz daha vardı bizim sanayiyle alakalı. Hatta iki projemiz. O nihai sonuca henüz varmadığı için açıklayamadık. Yani demin de dediğim gibi şimdi vekillerimizle onlarla sürekli yani çalışıyoruz. Yani siz şöyle söylüyorsunuz. Ben olacak. Kesinlikle. Yoksa yapamayacağımız, sabaha kadar proje açıklarız yani. Aynen öyle. Yapamayacağımız hiçbir projeye söz vermek istemiyoruz. Bu konuda da gerçekten Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz Başbakanlığı döneminde de 100 proje vaadi vardı ve 100 projeyi 3 ayda tamamladı. Ve bunu herkes açıp Google'da da internette de bakabilir. Aynı mantıkla gidiyoruz biz de. Söz verip de yapamayacağımız hiçbir proje olmasın. Yapabileceğimiz projeleri söz verelim. Şimdi sanayide de büyük sanayi, yani eğer organize sanayi olmasa büyük sanayi projemiz olacak Allah nasip ederse. Bu tarz üretim yapmak isteyen yatırımcılar için ve Yalvaç'taki üretim yapan esnaflarımız var, büyük esnaflarımız var. Onlara yer tahsisi için. Ama henüz bu nihai bir sonuca varmadı. Yani yatırım konusunda nasıl şey olur onu tam bilemedik. Vekillerimizden ve genel başkan yardımcılarımız onunla ilgili bir çalışma yapıyorlar. Onlardan haber geldiğinde onu da inşallah paylaşımını yaparız zaten. Bir diğer projemiz, 21. proje olacak o da, turizmle alakalı. Şimdi turizmle alakalı birçok acenteyle görüşüldü. Görüşen kişi de bizim genel başkan yardımcımız. Turizm, kültür ve turizm politikaları başkanı. Yeşim Karadağ izliyorsa buradan selamlarımı iletiyorum kendisine. Kendisi bizzat ilgileniyor bu konuyla. Birkaç ajanta ile görüşüldü. Genel başkanımızın da bilgisi dahilinde. Ve bir tane de büyük turizm şirketiyle görüşüldü. Bunların bir takım istekleri oldu. Bu isteklerle ilgili şu an 3 boyutlu çalışmalar yapılıyor. İşte otel istekleri, restoran, işte efendime söyleyeyim, hediyelik eşya bedesteni gibi ama hepsinin Şahin Tepesi'ne, yani o Pistiyan Tokya bölümüne yakın olmasını istediler. Ve biz de hatta bu proje bir yani ufak bir şeysi, 2019'da da Tekin Bayram Başkan'ın projesiydi açıkçası. Şirketi, yani en uygun yer orası olarak biz de araştırdık, orayı bulduk. Şirketi, zaten otel ruhsatı var orada da daha evvelinden. Orada şu an 3 boyutlu çalışması yapılıyor genel merkezde. Yeşim Hanım kendisi bizzat ilgileniyor. Daha sonra orayı, işte restorantı, bedesten hediyelik eşyası, bunlar yapıldıktan sonra, bittikten sonra burada inşallah turistlerin de konaklamasını sağlayacağız. Hatta proje bittikten sonra işte biz bizzat gideceğiz Yeşim Hanım'la, Yeşim Başkanım'la beraber. Turizm acentalarının görüştüğü turizm acentalarını tek tek dolanacağız, tanışacağız. Onları bilgilendireceğiz yine yavaşla. Zaten kendileri ufak bilgilendirme yaptı hepsiyle. Ve o büyük tur şirketi, Türkiye'nin en büyük tur şirketi bu. Şimdi isim vermeyeyim. Onunla özel bir görüşme sağlayabilirsek, onunla görüşecek, randevu alabilirsek. Kendisi zaten görüştü telefon aracılığıyla. Bir de böyle bir projemiz olacak inşallah. Başkanım, izleyenlerimize, dinleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak neden sizi seçsinler? Projeleri gördüler.
Valla şimdi Şahin Bey... Daha programda yapacağız. Hemen öyle şimdi tabii, program bildikten sonra değil. Seçim sürecimiz çok... Evet, birkaç kez programa çıkacağız Allah arkadaşlar. Ederse. Şimdi neden beni seçsinler? Şimdi birincisi... Hani direkt beni seçsinler de değil de... bu seçim önemli bir seçim. Ve bu seçim... gerçekten hani iktidara ihtiyacımız olan bir seçim değil. İşte görüyorsunuz projeleri. Hep yatırımcılarla, kooperatiflerle falan o tarzda projeler üretmeye çalıştık zaten daha çok. Uçuk kaçık şeyler değil. Değil, değil kesinlikle. Dolayısıyla evet iktidara ihtiyacımız olduğu zamanlar olacak. Olacağı zamanlar illaki olacak bu. Onda da dediğim gibi işbirlikleriyle. İşte gerek il başkanları, gerek ilçe başkanları, gerek milletvekillerimiz, gerek Yalvacı milletvekili Sayın Hasan Basri Ölmez gibi onlarla bu sorunları aşarız fevkalade. Dolayısıyla herkesten ricam baksınlar, herkesin projesine baksınlar, herkesi dinlesinler, herkesin söylemine baksınlar. Bu işte iktidarda bu işte bu güçlü olması lazım, bunun gelmesi lazım gibi değil. Yapabilecek kişiyi kafalarında güzelce oluştursunlar. Ve bu arkadaş gönülleme seçimi değil. Bu arkadaş gönülleme seçimi değil Şahin Bey. Bu duygusal yaklaşacağımız seçim değil. Bu yemin edeceğimiz, söz vereceğimiz bir seçim değil. Ve dolayısıyla 22 bin kişinin, 22 bin vatandaşın hakkını korumamız lazım burada. Şimdi siz duygusal davranırsanız, işte o benim arkadaşım. Hani projesi ne olursa olsun. Yeter ki benim arkadaşım gelsin. Ya da şöyle, benim oyumdan ne olacak ya. Değil, senin oyumdan her şey olacağı bir seçim mi diyorsun? Kesinlikle. Hani bu şekilde düşünülürse şimdi arkadaşım diye verdiğin oy ona ki kazandı. Yapamadığı takdirde bunun vebalini sen de çekeceksin. Evet. Desteklemiş oluyorsun. Tabii ki. Bunun vebalini sen de çekeceksin. Dolayısıyla bu arkadaş gönülleme seçimi değil. Bu yemin edeceğimiz, söz vereceğimiz veya bir erzak paketine veya bir altına ne bileyim yani o tarz şeyler çünkü çok olur seçimde. Onlara kanıp da verebileceğimiz, gidebileceğimiz bir seçim değil. Çünkü onda 22 bin kişinin hakkı var bu seçimde. 22 bin kişinin geleceği, 22 bin kişinin hukuku yani bunları gözeterek vermelerini kendilerinden rica ediyorum. Dolayısıyla işte iktidarmış ne bileyim muhalefetmiş kesinlikle düşünmesinler bu şekilde. Dediğim gibi yani bir de bizim bir artımız da şu var. İşte genel başkanımızın ve milletvekillerimizin iktidarda da görev almalarından dolayı yıllarca görev aldılar. Hangi yolla nasıl ödenek çıkacağını, hangi yolla hangi yatırımın gelebileceğini. Bunları da bilen kişiler hepsi. Çünkü orada yıllarca görev yaptılar. Aynen. Ve üst düzeyde görev yaptılar. Hepsi de işte Selçuk Özdağ olsun, efendime söyleyeyim Doğan Demir olsun, Mustafa Bilgiç, Selim Temurçi ve genel başkan yardımcılarımız olan Ferahımız Üstün ve hepsi yani bunlar Konya milletvekilimiz kendisi Hasan Bey hepsi de ciddi görevler alan insanlar. Dolayısıyla hangi yolla, hangi yatırımın nasıl geleceğini çok iyi bilen insanlar. Biz de zaten bu projeler de ona göre. Onun için hep onlarla danışarak hazırladık. Yani onların bilgisi dahilinde, onların yönlendirmesi dahilinde hazırlanan projeler. Demin de dediğim gibi yapamayız dedikleri projeyi paylaşmadık. Onlardan bir tanesi de dediğim gibi gübre fabrikası. Herhangi bir yatırımcısını bulunamadığı için paylaşmadık mesela. Yapabileceklerimizi paylaştık. Dolayısıyla projelere bakın. Yani buradan tüm Yalvaçlı vatandaşlarımıza ricam bu projelere bakın, söylemlere bakın. İşte Ankara'da kimin ne kadar gücü var ona bakın. Şimdi o da çok önemli sonuçta. Dolayısıyla bunlara bakarak değerlendirmeleri daha mantıklı olacaktır. Daha verimli bir sonuç alınacaktır bu şekilde. Onun için iktidarmış bilmem yani o şekilde düşünmemelerini kendilerine özellikle rica ediyorum ki zaten biraz önce söylediğim gibi tekrar söylemek istiyorum onu. Yani Yalvaç zaten yıllarca iktidara oy veren bir ilçe, iktidara taşıyan bir ilçe AK Parti'yi ve bugüne kadar baktığımızda
Maalesef ki bir hiç, koca bir hiç. Yine Halil Başkan'la alakalı ya olmadı, yapamadı maalesef. Söz verdiklerini yerine getiremedi. Gönül isterdi ki keşke getirseydi de bu kadar aday çıkmasaydık yani biz de. Ama baktık ki tekrar aday, ki aslında 2019'da da aday olmayacağını özellikle vurgulamıştı. Üçüncü dönem olmayacağını özellikle radyoda da vurgulamıştı hatta. Birkaç yerde de konuştu ama tabii şimdi şartlar nasıl değişti de tekrar aday oldu bilmiyorum. Keşke olmasaydı da biz de bu kadar aday çıkmasaydık yani düzgün, ama işte yapamadım maalesef, olmadı. Kendilerine de buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar yaptığı göreve belki tekrar seçilir, bilemem. Ama maalesef durum böyle. Peki sizle son cümleleri aldık ama ben bir de şeyi sorayım. Bu haber olarak da biz kendi yalvaçmedya.com'da haber de yaptık. Seçim döneminde araçlarda ses ne olacak başkanım, onu bir sorayım. Bak unutuyorduk onu. Şimdi dün Sayın Kaymakamımızla centilmenlik toplantısı yapıldı. Bu toplantıda Sayın Kaymakamımız dedi ki sesle alakalı ne düşünüyorsunuz? Bizler de AK Parti, MHP, biz, CHP dedik ki ses sistemi olmasın. Çünkü zaten önümüz Ramazan. Millet, bütün halkımız Kur'an okuyacak, efendime söyleyeyim terevihe gidecek, ikindinin Kur'anları, sabah Kur'anları derken kimisinin hastalığı, hastası var evinde. İşte kimisinin ne bileyim cenazesi olacak. Yani dolayısıyla kimseyi rahatsız etmeme adına dedik ki sadece araçlar giydirilsin ama ses sistemi olmasın dedik. Yeniden Refah İsmail Kıvrak Başkanım da bu konuda bize destek verdi. Sonra 5 parti biz bu kararı aldık. Belediye başkanları ile beraber, adaylarıyla. 5 parti biz ses sistemi yapmayacağız. Sadece işte ne bileyim genel başkanın geldiğinde gibi, genel başkanlarımız veya genel başkan yardımcılarımız geldiğinde ses sistemi devreye girecek. Onu da zaten 1-2 saatlik, öyle çok uzun olmayacak. Onun haricinde ses sistemi olmayacak. Ama burada sadece İYİ Parti belediye başkan adayımız ben dedi bu konuda söz veremem, bu karara imza atamam dedi. Doğal olarak tabii kendisi de haklı, bir sürü araç giydirdi, bir sürü ses sistemli araçları geldi. Dolayısıyla ben dedi o kadar masraf ettim, ben dedi ses sistemiyle dolanmak istiyorum. Biz dedik ki peki o zaman tamam sen dolan ama biz dolanmayacağız dedik. Bu şekilde dolaşmayacağız. Yani sizin kendi parti adınıza bir müzik sistemiyle bir araç olmayacak. Ya, müzik sistemli araç olacak ama sadece dediğim gibi özel misafirlerimiz geldiğinde, işte genel başkanımız, ne bileyim milletvekillerimiz gibi, o gün birkaç saat sadece dolanacak duyuru bağında, aynen. Onun haricinde ses sistemi olmayacak, konvoy olmayacak. Sadece yine gelen misafirlerimizle karşılama konvoyu olacak. Onun haricinde konvoy da düzenlenmeyecek. Hiçbir parti, buna İYİ Parti de tamam dedi. İYİ Parti sonradan düzeltti tabii. Dedi ki kendisi, Sayın Mustafa arkadaşımız, sadece Ramazan'a kadar madem ben ses sistemiyle dolaşayım, Ramazan'da ben de sesini kısayım diye sonradan öyle bir karar aldı. Ramazan'a kadar sadece İYİ Parti'nin... Yok, dün yaptığımız haberde şey söylemişler. Siz öyle dediniz ama İYİ Parti geziyor diye en azından orada bir açıklama olmuş. Tabii yani Ramazan'a kadar İYİ Parti serbest. Ama diğer partileri, misafirleri gelmediği sürece, işte genel başkandır, milletvekildir gibi... Öyle karar aldık. Tabii öyle bir karar aldık. Onun haricinde İYİ Parti Ramazan'a kadar, Ramazan ayına kadar duyacaklar ses sistemini. Evet, var mı başkanım son söylemek istediğiniz bir şey? Bayağı da programı da 2 saate dolduracağız neredeyse. Evet, güzel bir program oldu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bütün Yalvaç halkına da buradan sabırla dinledikleri, izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bunlar, söyleyeceklerimiz bunlar. İnşallah bir dahaki programda daha kapsamlı, daha detaylı, daha verimli bir sohbet geçirmiş oluruz. İnşallah bu da verimli olmuştur diye umut ediyorum. Başlangıç hayırlara vesile olsun. İnşallah, inşallah bütün aday arkadaşlara da buradan başarılar diliyorum ayrıca. Biz de başarılar diliyoruz. Yalvaç'ta Yerel Seçim 2024 programımızın ilk stüdyo konuğu, canlı yayın konuğu Gelecek ve Saadet Partisi
Yalvaç Belediye Başkanı adayı Ali Osman Metin'di. Değerli izleyenler, değerli dinleyenler, radyosu başından bizlere eşlik edenler, yine sosyal medyadan bizleri bu dakikalara kadar takip eden herkese kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Benim yaptığım tüm projeleri sonuna kadar destekleyen, tüm Yalvaç ve bölgesinde yaşayan, yine gurbette yaşayan tüm hemşehrilerimize hayırlı geceler dileklerimi gönderiyorum. Bir başka yerel seçim 2024 programında görüşmek dileğiyle buradan tüm adaylarımıza da hepsine kapımızın açık olduğunu, onların da cevap haklarının olduğunu kesinlikle buradan da söylemiş olalım değerli dostlar. Gelebilirler, konuşabilirler. Kapımız herkese açık. İnşallah centilmen bir şekilde İnşallah. Güzel bir seçim bizleri bekliyordur. Ve Yalvaç hak ettiği başkanına kavuşur. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dileklerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Hayırlı geceler dostlar.